Az önce 4 isim de adliyeye getirildi. Teker teker girdiler, mikrofonu uzattık. Abdülrezzak Bey birkaç kelime etti. Ben yapmadım, ben bilmiyorum. Allah büyük adalet yerini bulacak gibi. Redip Bey ve Halime Hanım ise hiçbir şekilde sorularımıza cevap vermedi. Şimdi görüntüleri de arkadaşlar hazırlıyorlarmış Gizem. Çok teşekkür ediyorum. Retip, Abdurrezzak ve Halime adliyeye sevk edildiler. Görüntüleri yani şu anda verelim hemen hazır ekrana. Görüntülerimiz. Evet. Hazırlandı görüntüler, sıcak görüntüler, yeni görüntüler. Sesini açalım. Rezzak Bey, siz mi yaptınız? Hayır, asla. Kuyuya siz mi attınız? Hayır, asla. İtiraf ettiniz mi? Hayır, asla. Ben öyle bir şey yapmam. Recep Bey, siz mi öldürdünüz? Siz mi kuyuya attınız? Hiç mi bir şey söyleyebileceksiniz? Halime Hanım, itiraf ettiniz mi? Anlattınız mı her şeyi? Hatırladınız mı teyze olduğunuzu? Ay bir daha versenize ya. Rezzak Bey, siz mi yaptınız? Hayır, asla. Kuyuya siz mi attınız? Hayır, asla. İtiraf ettiniz mi? Hayır, asla. Ben öyle bir şey yapmam. Recep Bey, siz mi öldürdünüz? Siz mi kuyuya attınız? Hiç mi bir şey söyleyebileceksiniz? Halime Hanım, itiraf ettiniz mi? Anlattınız mı her şeyi? Hatırladınız mı teyze olduğunuzu? Ay. Acaba kim hangisi yaptı? Yorum nerede yapalım cinayet mı biraz? İşlendi? Kim kuyuyu attı? Kim cesedi ortadan kaldırdı? Tabii yorum yapacağım ben. Onların vücut dillerine göre, yani biz yaptığımız için daha önceden bu tür işler. Şimdi Abdurrezzak kabul etmiyor ama muhtemelen Retip kabul etmiş konuyu. Çünkü ifadesinde benim gördüğüm şey şu. İkisi birlikte yaptığını anlatıyor. Biri ne dedi daha girerken, ben hiçbir şey yapmadım dedi. Yani muhtemelen o suçlamayı ona yönelttiler. Kardeşi itiraf etti. Ben öyle hissettim şu an için. Yenge de işi çözen burada. Öyle mi düşünüyorsun? Aynen öyle. Aynen. Hocam bunlar tabii bizim yorumlarımız. Evet, hocamın yorumları. Yorum yapıyorum zaten. Ben de şey konusu zaten o zaman kafamda çok soru işareti uyanmıştı. Retip Bey o gün bizimle bir röportaj yapmıştı. Anlatmıştı nerede olduğunu söylediğinde. Biz bunu Abdurrezzak Bey'e sorduğumuzda, bak senin kardeşin o gün gitmiş saman almış, burada değilmiş dediğimizde, ben hiç bilmiyorum, saman almaya gittiğini de bilmiyorum, o gün nerede olduğunu da bilmiyorum, yanında kim olduğunu da bilmiyorum demesi zaten çok büyük bir soru işareti. Tabii, yani insan 5 yıl geçmiş üzerinden nasıl konuşması hocam kardeşiyle, sen o gün neredeydin diye konuşmuş olması lazım yani. Orada zaten direkt soru işareti uyanıyor. Birbirlerini hiç doğrulayan ifadeleri olmadı zaten. Ben de Savaşçı'ma şöyle bir katkıda bulmak istiyorum. Retip'in suskunluğu ikrardır. Kabul anlamına gelir bizim hukuk ve kanun dilinde, kolluk dilinde. Onun da suskunluğu da bazı şeyleri itiraf ettiğini ve suç içinde olduğunu gösteriyor. Ama Halime çözülmüş. Bak göreceksiniz. Tahmin ediyorum ama... Şimdi birazdan detaylar da gelir. Tabii kim işledi bu cinayeti, kim yardım etti, cesedin kuyuya atılmasına kim yardımcı oldu. Selim de şu an adliyede, Halime de, Abdurrezzak da, Retip de. Sen bir fotoğraf gösterdin ya amca ile yengeye. Evet. Teyze ve enişte bir anlamda da. Evet. Bakamadılar ve ne kadar kötü oldular, değil mi? Orada da bir inanılmaz bir vücut dili vardı aslında. Retip'in röportajını girelim bir, değil mi ya? Retip. Röportaj yaptığında şey... Selim de şöyle söylüyor. Bana mesaj atmış Semira. Uyandıktan sonra gördüm. Tamam. Belki uyumuş. Onun hanımı var. O mesajı göremez mi? Başkasıyla aşk yaşamasını istemez. Eşi gördüyse mesajı ne yapmış ya da ne yaptırmış olabilir? Eşi görmüşse... bunlar tarlada ne konuştuklarını onu bilmiyoruz. Belki zetilerin arasında buluştuklarını düşünüyoruz. Eşi de orada büyük ihtimal işteydi. O da duymuş bu lafları. Selim uyurken eşi gelmiş, Semire'den buluşmuş zetilerin arasında. İşte niye kocamdan görüşüyorsun, niye aşk hayatını yaşıyorsun? Belki o da olabilir. Zaten normalde Semire kendinden bayılır. Yani ona bir darbe yese bayılır, o gider. Öldü diye zanneder. Gider akrabalarını çağırır. İşte böyle
filan oldu. Selim'in eşinin akrabaları kimler? Çağırabilir mi hemen oraya müdahale etsinler, ona yardım etsinler? Çağırabilir. Selim'in amcası kızını almış. Selim'in evinin o tarafta mı oturuyor? Evet, evet, aynı yerlerde. Zeytinlikten onlara da gidilir yani. Evet, evet, gidilir. Aynı komşular, birbirinden komşular. Bildiğim kadarıyla 4 saat telefon sinyali açık kalmış. Şimdi bu 4 saatin içinde bayanlar birbirine boğuşmuş orada. O da korkudan Semira bayılıyor ya. O da Semira bayıldığı için bırakmış Semira'yı orada. O da korkudan gitmiş şeye. Kocasına veya kardeşine veya ablasına veya babasına, her şey olabilir. Aynen. Hep hiç samimi ve doğru ifadeler değil yani. Bunlar. Hep Selim'i yönlendirerek ya. Yani. Tamamen yön değiştirme. Kendi üstlerinden atmak için. Bir de yani, anlamsız bir ifade var orada. Diyor ki Selim'in eşi mesajı yakaladıysa aşk hayatından rahatsızlık olabilir mi? E siz amca olarak bu aşk hayatından rahatsız değilsiniz de, yıllardır biliniyor da, kadın bir mesajla mı aşk hayatından rahatsız olacak? Bilmeyen yok zaten. Bütün köy biliyormuş. Samimiyetten uzak tamamen yönlendirme yapıyor. Enteresan olan başka bir şey var orada. Adam nasıl güzel senaryoyu hazırlamış. Tabii. Ve bu yıllarca da çalışılmıştır. Sürekli dövmüştür, boğuşmuşlardır diyor, bayılmıştır diyor. Kurmuş. Oradan zeytin ağaçlarının oradan gitmiştir. Bayağı hani evet. Rahat bir şekilde senaryolaştırmış. Etapta yani olaydan sonra babaanne bize demişti ki ben oradan çıktığını hiç görmedim. İşte daha sonra Selim'in o oraya Selim'e gitti dedikten sonra Retip Bey tamamen olayı değiştirdi. Ve burada yani yön değiştirmesi lazım. Tamamen o kadar kendi kafasına göre senaryoyu yazmış, gitmiştir, almıştır, şöyle olmuştur. Alakasız birini de dahil ediyor, evet. Selim'in karısını. Ama bunlar hep neyi gösteriyor işte? Aile hep birlikte karar veriyor her şeye. İfadelerin değişmesi bile ailenin kendi kararı. Oturuyorlar, bununla ilgili konuşuyorlar. Biz bunu yapacağız diyorlar bu dakikadan itibaren. Çünkü oklar hep onlara doğru gitti. Programda sürekli onlara gitti. İnsanlar, izleyiciler bile anladı yani. Kadının vücut dilinden sorduğun sorulardan, her şeyden anladı insanlar. Ve oturdular, tekrar başka bir ifade şekline büründüler. Dediler ki bu saatten sonra böyle. Organizasyonun başında Halime de var bence. Çünkü sabah 6'da, Ramazan ayındayız. Sabah 6'da Oya... tığ işi için, örnek motif şu bu için kimse kimseyi aramaz sabahın altısında. İşe gitti gelmedi, öyle çelişkiler konuştu. Ondan sonra mütakiben 9'da 12'de tekrar arıyor kızı ısrarla. Yani şu anda adliye yani o telefon trafiğiyle sonra... başlayan bir operasyonlar zincirinde kızın başına bu iş geldi bence. Yani akşama kadar netleşmiş olacak. Yani belki şu anda ifade alınmaya başlamıştır. İfadeyi almıştır. Ondan gece sonra 12'yi bakacağız. Bulur. Biz Selim'le de bir röportaj yapmıştık Fulya. O gün girelim. Güzergahı anlatıyor değil evet, mi? Evet, onu anlattığı içinde. Bir röportaj. Onu da verelim, onu aynen. Da girelim lütfen. Semira'nın yasak aşkı Selim, gözaltına alınmadan önce olay gününü ekibimize anlattı. Mesai saatimiz saat 1'de bitiyor. 1'e kadar bu tarlada çalıştınız. Evet. İş bitti, işçiler bu servise mi bindiler? Evet abla, bu serviste bindik. Semira serviste sizin nereniz oldu? Hemen benim kullandığım arabanın şoförün arka koltuğunda oturuyordu. Bir binelim. Olur abla, binelim. Semira ile siz de olduğunuz yere geçtiniz ve hareket başladı. Burası da Semire'nin eviydi, Adile'nin de tabii. En son onlara bırakacağım için yolumuza devam ediyoruz tabii. İleride Adile Hanım vardı. Ana yol üzerinde bizi bekliyordu. Halime'nin orada. Yani nenesi gildi. Ana yol üzerinde bizi beklerken Semire'nin isteği üzerine durup onu almamızı istedi. Semire'yi annesi mi aradı yoksa yolda giderken annem yolda onu alalım mı dedi. Nasıl oldu? Canım bekleyip annemi de alabilir miyiz buradan dedi. Şurada bekliyordu. Burası Retibe Hanım'la babaannenin Semira'yı gördüğü yer değil mi? Evet, evet. Arkası abla, da evet. Yengesi Halime'nin evi. Doğrudur abla. Peki siz kurdan aldınız. Aldığımız şey... Adile Hanım'ı tek mi aldınız? Semira'nın çocuğu vardı. Onunla birlikte alıp yolumuza devam ettik. Semira da annesi de arkada mı oturuyordu yoksa öne geçen oldu mu? Arka tarafta oturuyorlardı abla. Semira ile annesi yan yana mı oturuyordu? Evet, evet abla. Evet. Aralarında bir konuşma vesaire geçti mi? Hayır, hayır kesinlikle.
Semire'yi ve ailesini bırakmak üzere yetişmiş bulunuyoruz şu an. Tam şurada bu noktada durdum o gün. 1.30-2.20 kala bu civarda evinde bırakıp yoluma devam ettim. Semire ile olan ilişkimiz 2.5 yıl sürdü. Gönül ilişkisiydi yani, başka bir şey değildi. Bunu da ailesi başta olmak üzere, köy halkı olsun, ailesi olsun. Yani herkesten bu işten herkesin haberi vardı. Gizli saklı görüşmeleriniz olur muydu? Hayır ablacığım, kesinlikle gizli saklı buluşmalarımız yoktu. Biz gerektiği durumlarda yan yana olabiliyoruz. İstediğimiz an, istediğimiz şekilde. Nerelerde yan yana oluyorsunuz? İş esnasında evine gidiyordum mesela. Onlar bize geliyordu. Yani gizli saklı bir görüşme olmuyordu? Kesinlikle abla. Gizli saklı bir görüşmemiz yoktu yani. Bir ilişkimiz de yoktu. Yani yaşadığımız gönül ilişkisi apacık, her şey ortadaydı. Ailem de başta olmak üzere. Evet, herkes biliyor. Maşallah. Fütursuzluğu yani, görüyor musun? Vallahi ya. Fütursuzluğa şaşırıyorum yani. Vallahi bu kadar yani nasıl rahat olunabiliyor? Biz ne haldeyiz yani? Ne olacak diyor, hiç niye gizli saklı görüşmüyor? Adam Selim evli biliyorsunuz, 3 çocuğu var. Hanım evde. Burada milyonların önünde diyor ki evet diyor, Semira'yla diyor biz diyor gönül ilişkimiz vardı, herkes de biliyordu diyor. Yazık, bunu da şimdi Selim'in hanımı da izliyor. Niye yani gizli, çok acı. Selim diyor. Ha? Gizli saklı görüşmüyoruz ki diyor. Ha? Ya bu bize şunu gösteriyor Handan Hocam. Tabii ki yani bu yanlış, o ayrı bir şey de. Retip Bey biraz önce dedi ya, karısı da öğrenmiştir ve onun üzerine böyle yapmıştır. Dolayısıyla Retip'in söylediği şeyi tamamen çürütüyor. Çünkü zaten herkes evet. biliyor. Aynen. Bütün köyün bildiği şeyi Selim'in karısı mı bilmeyecek? Selim'in karısı biliyor. Bildiği için de Retip Bey'in söylediği şey çürümüş oluyor. Yani Selim'in yani. Karısına gelene kadar koca var, amcalar var, aile büyükleri var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.